Kadınların Demokratik Partisi adına Merkez Yürütme Kurulu üyesi Berfin Özgü Köse konuşma yapacak. Sevgili gençler, sevgili genç kadınlar, her halktan ve her inançtan öğrenciler, işçi, emekçi, yoksul, işsiz bırakılmış gençler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Baran Çağlı, Barış Aybek, Zeynep Taşkın, Ece Dinç, Medali Barutçu, Murat Yurtgül, Muhammed Demir, Berna Koç, Canberk Bakış, Dicle Deli, Nurullah Erdoğan, Güney Doğan, Şebnem Yurtman, Veysel Atılgan. Adlarını andıklarım ve zaman darlığından adlarını söyleyemediğim daha niceleri. Ne yazık ki artık aramızda değiller. Onlar 7 Haziran'dan bu yana yeniden silahların konuştuğu günlerde, Suruç katliamında, Ankara katliamında yitirdiğimiz gençler, vurulan çocuklar ve silah altındaki asker gençler. Onların rakamların soğuk diliyle kayda geçmesine izin vermemeliyiz. Birer meçhul kurban, birer atsız şehit gibi anılmalarına rıza göstermemeliyiz. Israrla, hiç usanmadan isimlerini tek tek zikretmeye, yüce anılarını yaşatmaya devam etmek, barış uğruna mücadelemizin ayrılmaz bir yönüdür. Çünkü çok iyi biliyoruz ki onların hayatlarına sebep olanlar, barış umudumuzu, birlikte yaşama arzu ve irademizi yok etmeyi amaçlıyorlar. Onlara inat, yitirdiklerimizi isim isim hafızalarımıza işlemeliyiz. Unutmamak da bir direniş biçimidir. Böylece bireysel ve toplumsal hafızamızı barışın hizmetine koşabiliriz. Genç arkadaşlarım, savaş en çok biz gençleri vuruyor. En çok gençlerin hayatına kıyıyor. En çok gençler cepheye sürülüyor. Bu demektir ki gençliğin itiraz ettiği, sorguladığı, bir dakika dediği hiçbir savaş süremez. Bu gücümüzün farkına varalım. Yeniden içine itildiğimiz savaş ve çatışma ortamına dur diyebilir, birlikte barışı örebilir ve kazanabiliriz. Hakların Demokratik Partisi'nin ısrarlı ve inatçı barış çağrısı bizim de çağrımızdır. Sarayın savaşı için ölmek ve öldürmek istemiyoruz. Zoraki olarak sürüklendiğimiz 1 Kasım seçimleri aslında savaşla barış, diktatörlükle demokrasi arasında bir seçimdir. Bu saflaşmada barıştan ve özgürlükten yana yerimizi alalım. Biz gençler Gezi direnişinin omurgasıydık. Yeni bir siyasetin mayasını attık Gezi'de. Şimdi bu ruhu barış ve demokrasi mücadelesine taşımanın zamanıdır. Yepyeni bir buluşma gerçekleştirmenin tam sırasıdır. Gelin savaş çığırtkanlarının sesini kısalım. Gelin biz gençler eskiyene, çürüyene karşı ellerimizi birleştirelim. Kutuplaştırma siyasetini boşa çıkartalım. Biz değiştirelim. Değerli gençler, gençlik gelecektir. Ama gelecek bugünün tekrarı olmayacaktır. Gençlik geleceği bambaşka bir şekilde biçimlendirebilir. Kurulu düzenden, önceki kuşakların yerleşik siyaset tarzından koparak yepyeni bir yaşam ve dünya kurabilir. Gıpta etmeye, ilham almaya devam ettiğimiz 68 Gençlik Hareketi böyle bir kopuş yarattı. Yerleşik siyasetin hayal gücümüze, yaratıcılığımıza ve yeni bir dünya umudumuza ket vurmasına izin vermezsek yeni ve özgün 68'ler yaratabiliriz. Sizleri sadece oy vermeye değil, gençlik meclislerimizde yer almaya, birlikte değiştirmeye çağırıyoruz. Yetişkinlerin gençler adına konuştuğu, gençler yerine düşündüğü bir siyaset tarzına son vermeliyiz. Bize hep su küçüğün söz büyüğün dendi. Oysa su gibi söz de herkesin hakkıdır. Eşit haklı olarak sözü hep birlikte söyleyeceğiz. Hayatı hep birlikte kuracağız. Bizler egemen siyasetin dilediği gibi yoğurabileceği, dilediği zaman ve ölçüde söz hakkı tanıyacağı nesneler değiliz. Sözümüz de var, değiştirecek gücümüz de. Türkiye'de kimlikleri, sözleri ve ihtiyaçları değişen farklı gençlik kesimleri var. Ama ister okuyalım, ister çalışalım, isterse askerlik yapıyor olalım, hepimizin ortak bir ruh hali var. Hepimiz kaygılıyız. Hepimiz gelecek endişesi taşıyoruz. Hepimiz güvencesizlikle kuşatılmış durumdayız. Sınavlarla yarış atına çevrildik. İstediğimiz eğitimi göremiyoruz, üniversiteyi bitiriyor, iş bulamıyoruz. Düşük ücretli işlerde yoğun sömürüye maruz kalıyoruz. Üstelik iktidarın çizdiği sınırları kabul etmeyen gençler bir tehlike unsuru olarak görülüyor. Gençliğin enerjisini, itirazını, özgürlük tutkusunu ve dönüştürücü gücünü bir sorun kaynağı gibi gören kurulu düzen ona daima güvenlik eksenli yaklaşıyor. Bizi sansür ve yasaklarla çevriliyor. Eğitimi gençlerin talim terbiye sahası olarak kurguluyor. Kısacası ehlileştirmek, disipline etmek, kalıba dökmek, baskı altına almak ve tektipleştirmek düzenin gençliğe yaklaşımının neredeyse değişmez özüdür.
Genç arkadaşlarım, HDP gençlerin partisidir. Gençlerin vitrinlik bir aksesuar değil, özne olduğu, inisiyatif aldığı ve geleceği biçimlendirdiği bir partidir. Yeninin, yeşerenin, değişimin partisidir. Bizler eşit söz ve karar hakkımız için daha çok genç milletvekillerimizle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gençlerin siyasete aktif katılımını güçlendireceğimizden eminiz. Gençleri ancak gençler temsil edebilir. Seçme ehliyetine sahip gencin seçilme hakkına da sahip olmaması için hiçbir neden yoktur. Yani seçme seçilme yaşı eşitlenmelidir. HDP ile meclise daha çok genç milletvekilleri gönderebilirsiniz. Öte yandan HDP olarak bürokratik merkeziyetçiliğe karşı gençlik politikalarının yerelleşmesini, yerel yönetimler ve yerel ağlar aracılığıyla doğrudan gençler tarafından belirlenmesini ve gençliğin her düzeyde özerk varoluş alanlarına sahip olması gerektiğini savunuyoruz. Üniversiteler rekabetin, karın, sermayenin güdümüne girmiş durumda. Üniversiteleri eleştirel, bilimsel, özgür yaklaşımın, yaratıcılığın öne çıktığı, parasız ve nitelikli eğitimin kurumlarına dönüştüreceğiz. Üniversitenin işlevi, iktidarın ve sermayenin talep ettiği tipten öğrenciler yetiştirmek değil, özgür düşüncenin, insan ve doğa yararına bilimsel faaliyetlerin geliştirilmesi ve çoğaltılmasıdır. Parasız üniversite bir ütopya değil, anayasal ve evrensel bir haktır. Bugün devlet tarafından verilmekte olan yüksek öğrenim bursları, öğrencilerin gerçek ihtiyaçlarını karşılamaktan bir hayli uzaktır. Dahası mezun olduğumuzda bizi ağır bir borç yükü altına sokmaktadır. Bu yükle hayat kurmaya çalışmak başlı başına bir cenderedir. Parasız ve nitelikli eğitim hakkının bir gereği olarak tüm öğrencilere öğrenim süreleri boyunca karşılıksız burs sağlanması bir haktır. Rektör ve dekan atamalarından üniversite stratejik planlarının oluşturulmasına kadar halen tümüyle bürokratik merkeziyetçi bir işleyişin kıskacına alınmış üniversitelerin demokratikleştirilmesi en önemli hedeflerimizin başında geliyor. 12 Eylül'ün kurduğu YÖK'ün kaldırılmasını, yerini üniversiteler arası koordinasyon kurulunun alması gerektiğini savunuyoruz. Temel bir insan hakkı olan ana dilinde eğitimi savunuyoruz. Tekçi anlayış yerine çok sesliliğin var olduğu, ana dilinde ve çok dilli eğitimin gerçekleştiği bir eğitim sistemini hayata geçireceğiz. Asimilasyona son vereceğiz. Hangi yerelde, hangi ana diller konuşuluyorsa bunların eğitim dili olmasını sağlayacağız. Üniversitelerde, Türkiye'de konuşulan bütün ana dillerin kürsülerini kuracağız. Önerdiğimiz demokratik, özgür, katılımcı üniversite modelinin odağında üniversitelerin tüm bileşenlerinin eşit söz ve karar hakkının sahip olduğu üniversite meclisi yer alıyor. Dekanlar, rektörler doğrudan oyla üniversite meclislerinde seçilmelidir. Okulların bütçelerinin nasıl kullanılacağına, kampüs ve sosyal tesislerin nasıl yönetileceğine üniversite meclisleri karar vermelidir. Eğitim ve kampüs hayatı böylece kolektifleşecektir. Bu meclisler aynı zamanda kampüsleri homofobi, transfobi ve cinsiyetçi yaklaşımlardan arındıracak, kadın ve LGBT'yi öğrencilerin haklarını koruyup gözetecektir. Genç arkadaşlarım, kurulu düzen bizleri piyasanın görünmez eliyle terbiye etmeyi de amaçlıyor. Eğitimi ve diğer kamusal hizmetleri bu yüzden piyasalaştırıyor. Bizleri erkenden bir borç cenderesi içine alarak en kötü çalışma koşullarına razı etmek istiyor. Partimiz, ulaşım ve sağlık hizmetlerinin, barınma olanaklarının tüm öğrencilere ücretsiz olarak sunulması gerektiğini savunuyor. Eğitim, sağlık, beslenme, ulaşım, spor, sosyal ve kültürel gelişim gereksinimlerimizin kamusal ve parasız olarak karşılanması bir gençlik hakkı olarak görüyoruz. Gençlik hakkı yasasıyla bu ihtiyaçların kamu bütçesinden karşılanmasını sağlayacağız. 15-25 arası gençlere her ay 200 TL iletişim ve ulaşım desteği sağlayan Genç Yaşam Kartı uygulamasını hayata geçireceğiz. Gençlerin dünya ile iletişimini güçlendirmek için vize ve pasaport işlemlerini ücretsiz kılacağız. Genç işsizliğiyle mücadele için yerel yönetimler kapsamında gençlik istihdam birimlerini oluşturacağız. Ataması yapılmayan öğretmenlerin atanmasını sağlayacağız. Öğrencilerin barınma ihtiyaçları kamu tarafından karşılanacak. Yurt şartları iyileştirilecek ve yurt yönetimleri gençlerin katılımıyla demokratikleştirilecektir. İnanıyoruz ki cesaretimiz ve inadımız yeni yaşam siyasetimizin hayat bulmasını eninde sonunda sağlayacaktır. Yeni yaşamı gençler olarak kurmak için HDP ile yola çıktık. Gezi ile kenetlendik, Rojava'dan ilham aldık. Pekala mümkündür dediğimiz başka bir hayatın önündeki tüm engelleri, desteklerinizle aşağı aşağı barışa, özgürlüğe, gökkuşağı ile örülü demokratik bir ülkeye ulaşabiliriz. Barış için
inadına gülümseyerek, inadına mücadele ederek. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.